Burası sıkışmış, tarla sıkışmış kısmı. Burası normal kısmı. Gördüğünüz gibi burası gayet zayıf. Diğer taraftakiler ise gayet canlı. Bir de bu toprak sıkışması. Yani nedir? Çamur çamur tarla işlemek, hep aynı denekte tarla işlemek, uzun yıllar patlatmayak babak, tarlanın sadece üst kısmını sürmek, özellikle ikinci yıl tarafında çok yapılır. Çünkü dağılır, buğdayı gombeyle çevrilir, ekilir. Arkası da hemen yine gombeyle çevrilir, buğday, mısır ekilir. Hep mesela 30 santim işliyoruz ya, bu 30 santimin yaklaşık alt tarafından taban taşı dediğimiz bir oluşum oluşur. Bunun üst kısmı ıslanmış, aman işlenmiş topraktır, yumuşaktır. Alttaki zaten doğal topraktır, yine yumuşaktır. Ama bizim aletin bastığı en son olan noktada yaklaşık bir karış kalınlığında şurada görüldüğü gibi sert bir tabaka olur. Bu sert tabakadan kökler gitmez, su gitmez, atılan gübrelerin kaybolup gitmesi lazım. Onlara engel olur. Bakın, bu Amerika'da yapılmış bir çalışma. Üst tarafta yumuşak işlenen toprak, taban taşının olduğu yer net bir şekilde gözüküyor. Yine alt taraf normal doğal toprak. Bizim ne yapmamız lazım? Belli aralıklarla derin patlatma çekerek mısır bitkisi için bunu kırmamız lazım. Çünkü mısır bitkisi boyu kadar kökü aşağı gider, öyle düşün. Boyu ne kadarsa o kadar da aşağı kök ulaşma şansı vardır. Traktör tarafından çiğnenemeyeceği için hep yumuşak güzel bir toprak rahat kök büyümesi sağlar. Kök aynı şekilde. Kök bölgesi toprak yumuşak ve aşırı nemli olmadığından dolayı erken nemli bitki yetişmesi daha hızlı ve daha sağlıklı olur. Daha yekte sakın gömük olur. Burası da alışırsa, size tavsiye ederseniz, özellikle birinci yıl koşullarda ve ağır bünyeli karnılarda bu da ciddi bir şekilde mısırda verim artıran bir şey. Hem yağmurdan sizi korur, bir nevi sigorta, yağmurdan dolayı mısır zarar görmez, aşırı su gürlemesinden kaçarsınız, erken ekim olur ve yumuşak bir toprak. Yine tavsiyemiz, bu da birinci yıl için geçerli bir şey. Her zaman için biz hasat bittikten sonra tarlamızı hazırlamamız lazım. Hasat öncesi hazırlamayacağız, yani ekim öncesi hazırlamayacağız. Bu adam ne yapmış? Mısır ekimi bitmiş, pardon hasadı bitmiş, Ağustos'tan sonra tahmini. İşte Eylül-Ekim gibi tarlayı hazırlamış, kışın böyle geçirmiş. Bu da Şubat-Mart ayında, Mart'ın başında sıcak öyle gelecek. Bakın hazır tarlada nasıl bir buharlama var. Yani aynı sıcaklık, güneşli ortamın yağmur arkasından çekip bir fotoğraf. Burada çabuk çabuk şekilde buharlaşır, su topraktan kaybolur ve ekimi hazır hale getirir. Ama burada dondurucu buharlaşma yok. Ve şey, çok daha geç ekilecek bir tarla. Bir, iki, üç. 3 boyun varsa bu V3 dönemindedir. Meclis'in 3 dönemi. Eğer dersiniz ki yaprak sayacak derse de en alt yaprağı saymayacağız. Çünkü o gidici yapraktır. Sonra 1, 2, 3, 4 tam açılış yaprağı. Ama bizim genel kullanacağımız şudur. Mısır fizyolojisinde bunu kullanırız. Yabancı ot ilaçların üstünde yazanları ise şu şekilde sayılır. Herbisitler üstünde. Mesela aynı şekilde gösteriyor. V3, V5, yani 3 V5 yaprak devresi. 3 yaprak devresinde yani 3 yapraktayken mısır saydığımız zaman büyüme noktası hala toprağın altındadır mısır. Daha toprak yüzeyine çıkmamıştır. 5 yaprak kadar da toprak yüzeyinin üstüne çıkmaz. Bu dönemde bitkinin gövde uzaması oldukça yavaştır. Esas köklerden kök kılları uzamaya başlar. Birinci, yani ilk embriyoda çıkan kökler uzaması durur. Bu dönemde bitkinin koçan ve tepek tüskü tas daha mikroskopik de olsa şuralarda büyüme noktasının hemen üstünde belirlenmiş durumdadır. Gözle görülemeyecek kadar küçüktür ama koçan tas daha ve tepek tüskü bellidir. Büyüme noktası 5 yaprak döneminde yavaş yavaş toprak seviyesine ulaşmıştır. Burada bizim için alacağımız bilgi 5 yaprak öncesindeki don, dolu ve rüzgar zararları mısırın ilerideki verimini çok etkilemez. Niçin? Çünkü büyüme noktası daha toprağın altındadır. Şuradadır. 4 yaprak, 5 yaprak dönümüne kadar üstteki bütün yapraklar doludan tahrip olsa, hatta hayvan bile yese, büyüme noktası toprağın altında olduğundan dolayı yeni yeni yapraklar çıkarır.